Evet dayı, şimdiki konumuz da bölünebilme kuralları. Evet. Görelim hemen bu konumuzu. Evet. Bölme ve bölebilme kuralları. Şimdi dayı, burası çok önemli. A, B, C, K. Bildiğin gibi buna küçükkenimiz ne derdik? Bölünen. Bölünen. Bu? Bölen. Bölen. Bölüm. Bölüm. Kalan. Kalan. Çok güzel, bunları gösterelim. A bölünen, B bölen, C bölüm, K da kalan. Burada en önemli özelliğimiz, birinci maddemiz A eşittir, B çarpı C artı K'dır. Bölüm eşitliği. Bölüm eşitliği. İkinci önemli kuralımız ise küçük küçüklüğünü bilecek, büyük büyüklüğünü bilecek. Yani bunu küçük gibi, bunu büyük gibi düşünürsek, küçük küçüklüğünü bilecek, büyük büyüklüğünü bilecek. Yani bu kalan devamlı buradan küçük olması gerekir bir bölme işlemini bilmesi için. O zaman bak, K küçüktür B. Tabii ki sıfıra eşit de diyebiliriz tam bölündüğü zaman. Bunlar üzerinde şimdi sorular yapacağız. Yine sıralamamız geldi. Küçük küçüklüğünü bilecek, büyük büyüklüğünü bilecek dedik. Olduğuna göre A'yı kaçtır? Hemen yorumunu alalım. Tabii burada hemen bakıyorum. Kalan 64, bölen de x kare. 64 küçük eşit x kare olacak. Bravo. Yani küçük küçüklüğünü, büyük büyüklüğünü bilecek. Ama dayı bir ufak bir hata var. Evet. 64 küçük eşit x kare olacak, küçük bir x kare olacak. Küçük x kare olacak. Evet. Eşit olamaz, olsa zaten bölme devam eder. Bölme devam eder. Demek ki küçük küçüklüğünü bilecek, evet, büyük büyüklüğünü bilecek. Yani biz gelip 64 küçüktür x kare diyebiliriz, evet, ya da x kare büyüktür 64 diyebiliriz. Evet. Hemen dediğim gibi 64 küçük x kare. Buradan x'e 8 desek birbirinin aynısı olur. Evet. Karesi 64 çünkü. Evet. Demek ki x en az kaç olur? X en az 9 olur. 9 olur. Evet. Çünkü 7 koysak 49 olur, 64 49'dan küçük değil. Evet. O zaman x'in en az 9 olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sonra bu 9'u alırız, geliriz burada yerine yazarız. 9'u koyduğumuz zaman şurası 81. 9'u koyduğumuz zaman burası 10. Şimdi de ne yaparız dayı? 81 kere 10, 810 artı 64 deyip 874'ü söyleriz. Yani A eşittir 81 çarpı 10 artı 64, 874'ü bulmamız. Evet. Burada yorumunu alalım. Burada dayı diyor ki bize işlemine göre A en fazla kaçtır? Yine aynı şekilde x kare artı 2 küçük 81 deriz. Evet. O eşitsizliğimizi yazarız. X kare küçük 79 olur burada. Ondan sonra x'i değerlendirmeye alırız. 9 desem 81 olur, büyük olur. 8 demek zorundayım. Bravo. X'imize 8 değeri verdiğimizde zaten bize en fazla kaçtır diyor. 8 yazdığım zaman yine burada 8 2 daha 10. 8'in karesi 64, 2 daha 66, 810 artı 66'dan. Yani 81 çarpı 10 artı 66. Evet, deyip 876 cevabına erişiriz. Evet, deyip. Şimdi bu soruya bakalım. Bu soruda x, y, z, x, y, z, x, 7 basamaklı, x, y, z, 3 basamaklı sayılardır. Bu bölme işleminde bölüm ile kalanın toplamı en fazla kaç olur diyor bize. Çok iyi. Öğrencilerin en çok yanlış yaptığı şeylerden bir tanesi bu. Evet. Şimdi x, y, z, x, y, z, x. Milletin yaptığı x, y, z'de x, y, z bir defa. Şu x, y, z, x, y, z bir defa 11 yapıyor. Bazıları da 110 yapıyor. Ama x'in dedikten sonra x'in dışında bu yok, oraya bir sınır atıyor. Onlar, önemli olan onlar. Evet. Şimdi x, y, z'de x, y, z bir defa. Evet. Yaptık, çarptık, çıkarmamızı yaptık. Şimdi şu x'i indirdik aşağıya. Evet. Bu x'in içinde x, y, z olmadığı için sıfırı koyduk. Evet. Sonra bu y'yi indirdik aşağıya. X, y'nin içinde x, y, z olmadığı için bir sıfır daha koyduk. Evet. Sonra bu z'yi indirdik aşağıya. X, y, z'de x, y, z bir defa olduğundan biri yazdık. O zaman burada şunu söyleyebiliriz. İndirdiğimiz için sıfır atmıyoruz. İçinde olmadığı için. İndirdiğimiz adam x, y mesela şurada. Buradan küçük olduğu için sıfır atıyoruz. Evet. En son z'yi indirdiğimizden dolayı sıfır atmadık. Yani. X, y, z'de x, y, z bir defa dedik. Evet. Sonra yine işlemimizi yaptık. Bura gitti. Sonra şu x'i aşağı indirdik. Bu x buradan küçük olduğu için bir sıfır attık. İşte böyle bulduk. Yani arkadaşlarımıza da söyleyelim. İndirdiğimiz için sıfır atmıyoruz. Küçük olduğu için sıfır atıyoruz. Evet. Bizden kalan ile bölümün toplamı en fazla kaç olur diyor. Bölüm zaten 10.010. Evet. Dayı bunu en fazla kaç olur? Orası en fazla 1 olur. Rakam en fazla kaç olur dayı bura? 9 olur. Heh, 9 olur. O zaman 10.010 ile, evet, 9'u topladığımızda cevabımız 10.019, evet, olur. Tek başına bir rakam olduğu için. Tabii ki. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 9'a kadar gider ama en fazla dediği için bize 9'u vereceğiz.
X ve Y doğal sayılar olmak üzere X'in X ile Y bölümünden bölüm 10, kalan 15'tir. Buna göre X'in alabileceğin küçük değer kaçtır? Şimdi yine sloganımız geldi. Küçüklüğünü, büyük büyüklüğünü bilmeli. Evet. X'i Y'ye bölmüşler. Bölüm 10 kalan 15'miş. Evet. Bizden istediği şey X'in alabileceği küçük değer nedir? Dayı bunun en küçük olabilmesi için buranın küçük olması lazım. Evet. Buranın da buradan büyük olması lazım. Evet. O zaman Y en az kaç olur? Y en az 14 olur. Küçük küçüklüğünü mü bilmiş dayı? Aa, bilememiş dayı. Sloganları karıştırmayacağız. Evet. Bura 16 olur. Evet. Küçük burası. Evet. Kalan burası. Evet. Küçük 15 ise burası 16 olmalı. Dolayısıyla Y'nin 16 olması gerektiğini söyledik. X 16'ya böldük. 10, 15. O zaman X dediğimiz cevap da 16 çarpı 10 artı 15'ten 175 olur. Evet. Şuna bir tek daha vurgulayalım dayı o zaman. Küçük küçüklüğünü, büyük büyüklüğünü derken kalan bölenden her zaman küçük olmak zorunda. Yani kalanın k'sı küçük olan evet. Yer, burası da büyüğün b'si. Evet. B yazmıştık evet. Ya buraya. Evet. Çok güzel. Yukarıdaki bölme işlemine göre C'nin A türünden ifadesini bulunuz demiş. Sık karşılaşılan bir soru tabii. Evet. Gene de şıklar olacak. Biz de değer vereceğiz dayı bu sorularda. Evet. Şimdi dikkat edersen A'nın kaderi B'ye bağlı. Evet. B'nin kaderi C'ye bağlı. O zaman A'nın kaderi B aracılığıyla C'ye bağlı. O zaman ben ilk başta buraya değer vereyim. Evet. C'ye en az kaç derim dayı? C'ye en az ben küçük küçüklüğünü, büyük büyüklüğünü için 2 derim. 2 derim. Çok iyi. C'ye 2 dersen 5 kere 2, 11 daha 11 oldu değil mi? Buraya da gelir 11'i koyarsam. Evet. 6 kere 11, 66. 3 daha 69. A'da 69. Sonra da şıklara bu değerleri koyarım. Cevabı bulurum. Evet, evet. Veya bu şu yöntemle yaparım. B eşittir 5C artı 1. Buradan da A eşittir 6B artı 3 değil mi? Evet. O zaman ben de şuradaki B yerine 5C artı 1'i yazdığım zaman A 30C artı 9 elde edilir. Evet. Hatırlarsan sen C'ye 2 demiştin dayı. Evet. C'ye 2 dediğinde B'ye 11 bulmuştun. 6 kere 11 66, 3 de 69'du değil mi? O zaman C'ye 2'yi koyalım. A eşittir 69. Şıklardan işaretleriz. Bizden C'yi istiyordu. C'yi yalnız bıraktığımız zaman A eksi 9 bölü 30'u buluruz. Evet. Toplamları 85 olan iki sayıdan büyük olanın küçük olanına bölündüğünde bölüm 7, kalan 5 olmaktadır. Buna göre bu iki sayının farkı kaçtır? Ne diyelim dayı? Dayı buna yine bir denklem sorusu gibi düşünebilir miyiz dayıcığım? Mesela sayılardan biri x, biri y olsun. Bu bölümün eşitliğini yazarız. Sonra toplamlarda 85'miş. Birinin yerine diğerini yazarak bulabiliriz. Evet. Aynen dediğini yapabiliriz. Evet. Birine x dedik, birine evet. 85 eksi x dedik. Evet, öyle de diyebiliriz. Büyük 3'e böldüğünde bölüm 7 dediği için buraya 7'yi koyduk. Buraya da kalanı koyduk. Daha sonra yapacağımız şey 85 eksi x eşittir 7 çarpı x artı 5. Evet. Kolay bir soruydu. O zaman buradan da dayı eksi x'i karşıya attık. 5'i buraya attık. X buradan 10 çıktı. Bura 10 ise burada 75 midir? İkisinin farkını soruyor. 65 olarak bulmuş. Aynen öyle. Küçük 10, büyük 75, farkları da 65 bulunur. 1x 2 basamaklı bir doğal sayıdır. 69 nokta nokta 1x 4. Yukarıdaki bölme işleminde x ile yazılabilecek değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi hiçbir soru dayı. Güzel bir soru. Şimdi düşünelim. Biz buraya dayı x yerine 4'ü koysak 4 kere 14 56 yapar değil mi? Evet. Olabilir. Sonuçta hani 69'u 14'e böldüğümüzde 5 değerini bulamayız. Çünkü 5 kere 14 70 yapar. Geçer. Demek ki x'e 4'ü koyabilirim. Evet. X'e 5'i koyabilirim. 4 kere 15 60 geçmeyecek. Evet. X'e 6'yı koydum 64. X'e 7'yi koydum 68. X'e 8'i koysam da ya 4 kere 18 72 yapar. Fazla gelir. Fazla gelir. 7'den sonrası da olmuyor. 4'ten öncesi de olmuyor. 4'ten öncesi de az gelir. Az gelir mesela 13 olsaydı burası. 69'u 13'e böldüğümüzde bizim 5 dememiz lazımdı. 5 kere 13 65. Evet. Dolayısıyla x'in alabileceği 4, 5, 6, 7 değerleri vardır. Bunların da toplamı 20. Kaç yapıyordu? 22 oldu. Evet. ABC 3 basamaklı ve 2C 2 basamaklı birer doğal sayıdır. Olduğuna göre A artı B artı C toplamı nedir? Evet. Şimdi yine benzer mantık kuracak mıyız? Burası eşittir. Burayla buranın çarpımı artı burası. Evet. O zaman yazalım. ABC eşittir 8 çarpı 2C artı 2. Bunu açalım.
100A. 100A artı 10B artı C. Burayı açtığımız zaman 8 çarpı 20 artı C. Burayı da 16C demeyeceğiz. Demeyeceğiz tabii ki. 2C 2 basamaklı demiş. O zaman biraz düzenlersek 100A 10B artı C 8 çarpı 20 160 artı 8C artı 2. Evet. Yine bir düzenleme yapalım. 8C'yi işte C'leri eşit diyebiliriz. Evet. 162 toplayıp 162 diyebiliriz. Evet. Sonra bir aşağı basama geçersek bunu buraya attığımız zaman bu denklemi bulduk. Evet. 100A artı 10B artı eşittir 162 artı 7C. Değer vereceğiz dayı galiba. Ama mantıklı değer vereceğiz. Evet. Şimdi düşünsene dayı. Burada A harfi var, sıfırla çarpıldığında sonu sıfır. Buranın sonu sıfır. Demek ki bu bölgenin sonu sıfır. Evet, bu nasıl sıfır olacak? Buraya geldim. Burada 2 varsa buranın da 8 gelmesi lazım. Evet. C nasıl bir adam olsun ki 7 ile çarptığında 8 çarpar mı? 4 kere 7, 28 geliyor. Bravo. C'nin 4 olduğu çok açık. Aşikar. Evet. C yerine 4'ü koyduğumuz zaman 4 kere 7, 28, 162 ile topladığımızda 190 mı yaptı? Evet. O zaman da A'ya 1 diyelim, B'ye de 9'u diyelim. Toplamlarını da, tabii ki toplamlarını da 14 yapar. Evet. Güzel bir soru. Kesinlikle. A ve C pozitif tam sayılardır. A bölü B 3 ve 5 verilmiş, burası verilmiş. A eksi 14 bölü B artı C eksi 3 eşit. Tam değer vermelik soru gibi geldi bana. Kesinlikle öyle. O zaman A'nın kaderi B'ye bağlı, B'nin kaderi C'ye bağlı. Kime değer verelim önce? Önce buradan başlayalım. C'ye değer. Kaç diyelim? C'ye 4 diyelim. Bravo. Hemen diyelim o zaman dayı. C'ye 4'ü dedik. B'yi 7 bulduk. B'yi 7 bulduk. Evet. B'ye 7 dersek? Evet. 21, 5'ten 26 bulduk. A'yı da 26 bulduk. Buraya gidiyoruz şimdi. Evet. A yerine 26'yı, B yerine 7'yi, C yerine 4'ü koyup 14, sorumuza bakalım. 8. 26 eksi 14 bölü 7 artı 4 eksi 3. Buradan da 12 bölü 8'den cevabımız 3 bölü 2 olur. Evet. Gidip de diğer yolla da yapabiliriz ama gerek yok. Gerek yok. Bize madalya takmazlar. Takmayacaktır. Bir A sayısı 7 ile bölündüğünde kalan 5, B sayısı 7 ile bölündüğünde kalan 4 olmaktadır. Evet. Buna göre A kare artı AB eksi B kare ifadesinin 7 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi bir A sayısı 7 ile bölündüğünde kalan 5 ise ben direkt A'yı 5 alabilirim. Yani 5'te 7 yok deriz. 0 kere doğru kalan 5 olur. Kalan 5 olur. Ya da şey de diyebilirsin. 12 de diyebilirsin. Mesela 12'yi 7'ye bölündüğünde kalan 5'tir. Evet. Ama gerek yok. Biz hemen neyi söylüyorsa kalan o adam odur diyebiliriz. Evet. B sayısı 7 ile bölündüğünde kalan 4 ise B'ye hemen 4 diyebiliriz. Evet. Artık benden istediği şey A kare artı AB eksi B kare. Ben de gelirim A yerine 5'i, B yerine 4'ü yazarım. 5'in karesi artı 5 çarpı 4 eksi 4'ün karesi. Buradan da 29'u buldum. Evet. 7 ile bölümünden kalan soruluyor. 29'u da 7'ye böldük. Kalan da dediğin gibi 1 çıktı. Demek ki kalan 1'dir. Evet, güzel. 2 ile bölünebilme kuralıyım. Nedir sence? Buradan birini çağırıp soralım yoldan. Eminim 100 kişiden 98'i bilir. Bilir. Yani son rakamı. Son rakamı çift sayı olacak. 0, 2, 4, 6, 8. Bravo. 3 ile bölünebilme ise rakamların toplamı 3'ün katı olmalı. Evet, 3'ün katı olmalı. Bunlar çok önemli. Birazdan sorular hep bunlarla birlikte çözeceğiz. Rakamları toplamı 3'ün katı olursa tam bölünür. Kalanı nasıl buluruz? Rakamları toplamı 3 ile bölümünden elde edilen kalandır. Aşağıdakilerin 3 ile tam bölünebilmesi için x'in alacağı değerleri bulunuz demiş. Şimdi de burada 25x 4 7 1. Hemen rakamlarını toplayalım. Evet. Topladık rakamları 19 artı x yaptı. 21 en yakın 3'e bölünen evet. adam. İki. O zaman x 2 dersin. Evet. Sonra kafasına 3 3 vurup 2 5 8 diyebiliriz. Birini 2 bulduk ya. Evet. Kafaya 3 vur 5 3 vur 8. Evet. 2 5 8. Hatta şunu da yapabiliriz. Hocam burada 19 var. İşte 1 ile 9'u toplasak 10. Onun da 1 ile 0'ını toplasak 1. Evet. Demek ki 2 lazım. 1 artı 2 3. Evet. Yani uzun iş oldu. Evet. Böyle de rahatlıkla yapılabilir. Bunu da senden alalım dayı. Tabii ki dayı. Bunların yine rakamlarını topluyorum. 1 artı 4 x 3 2 1 diye. Toplamlarını yaptığım zaman 5, 8, 10, 11 artı x oluyor. Evet. Ondan sonra en yakın 12 var 3'e bölmem. Bravo. Bir. Veririm ben x yerine. Ondan sonra kafasına 3'ü vura vura gidelim. 1, 3 daha 4, 3 daha 7, daha 3 daha 10 demem. Çünkü bir tane oturağa iki kişi oturmaz. Evet. Yani x bir rakam. Rakam. Dolayısıyla 10 dersek 2 basamaklı bir sayı elde ediyoruz. Olur olmaz. İlginç olur. 5, 2, x, 3, 1. Yani bunu da aynı mantığımızı kullanacağız yine. Bu rakamları topladığımız zaman 11 yapar yine x. Bu sayıyla 1, 3. Evet. 1, 1, 3 ekleyip 4 diyebiliriz. Evet. 3 daha ekleyip 7 diyebiliriz. Bravo.
Buna bakıyorum 4, 2 daha 6, 3 daha 9, 1 daha 10. 10 artı x. Bana gerek olan şey 2'dir. 2'ye 3 vururum 5, 3 daha eklerim 8 derim. Evet. 4 ile bölünür. Son 2 basamağın 4 ile bölünmesi bize yeterlidir. Kafidir bize. Kafidir. Kalan ise yine son 2 basamağın 4 ile bölümünden elde edilen kalandır. 5 dayı son rakamı 0 ya da 5 olmalı. Zaten birine sorsak 5 5 say desek bize 0, 5, 10, 15, 20 söylediği şeylerin hepsinin birler basamağı ya 0'dır ya 5'tir. O zaman bizim için önemli olan şu ama. Mesela bize şöyle bir şey söyledi. 5 ile bölümden kalan 1. O zaman biz diyeceğiz ki bu adamın son rakamı ya 1'dir buradaki adamdır ya da 6'dır. Kafasına 5 ekleyip 6 diyeceğiz. Evet. 5 ile bölümden kalan 2 ise sonu ya 2'dir. Ya 2'dir ya da 7'dir. Ya da 7'dir. Kafasına 5 vurdu. 2 durum. 5 ile bölümden kalan 3 ise ya 3'tür ya da 8'dir. Ya zaten birini kendi veriyor değil mi? Evet. Birini kendi veriyor. Diğerinde bir zahmet. Diğerinde bir zahmet biz üstüne bir 5 ekleyelim de 8 diyelim. Evet. 5 ile bölümden kalan 4 ise ya 4'tür ya da 9'dur. Bu çok önemli. 6 ile bölebilme. Bu 2 ile 3'ün çarpımıdır değil mi? Evet. O zaman bu adamın hem 2'ye bölünmesi lazım hem de 3'e bölünmesi lazım. 2 çarpı da sağlayacak. Evet. Şimdi 7 ile bölebilme. Dayı bunun şöyle bir kuralı var. Adamlar şimdi böyle yazılacak. Sağdan sola doğru üstüne 1, 3, 2. Eksi 1, eksi 3, eksi 2. 1, 3, 2 böyle devam edilecek. Sonra alttan üstten birbirleri çarpılacak, toplanılacak. Aynen. Sonra bakacağız 0, 7, 7'nin katıysa 7 ile bölünür. Bölsek daha iyi anlarız. Aynen biz de öyle diyoruz. Evet. Bölerim daha iyi. Aynen. Bu kadar işte uğraşacağım. Evet. 8 ile bölünebilme. 8, 4'ün abisi gibi duruyor değil mi? Evet. 4 son 2 basamağı diyordu. 8'e diyor ki madem ben senin abinim, o zaman benim de son 3 basamağım olsun. Evet, son 3 basamağı 8'in katıysa 8'e bölünür. Evet. Kalan da son 3 basamağını 8'e bölümünden evet. elde edilen kalandır. 1800 gibi sayılır. Gibi. Tabi sonra sonuç rakamı 0 0 0 da olursa bu 8'e bölünür. Evet. 4 ile evet, 4, 0 olursa olur. 4 ile bölünebilmedi de son 2 basamağı 0 0 olursa mesela 100 4'e bölünür. 100'e bölünür. 9 ile bölünebilme. Bu da ben kimin abisiyim diye. Ben de 3'ün abisi, sen de 3'ün abisiyim. 3 ile bölünebilme rakamları toplamıysa evet. 9 diyor ki benim de rakamları toplamı. Evet. 9 ve 9'un katıysa tam bölünür. Kalan da yine rakamları toplamanın 9 ile bölümünden kalandır. 10 ile bölünebilme. Çok rahat bir adam falan. Ya kimisi gelip şunu demesin bize. Hem 2'ye hem 5'e bölünecek. Ya doğru. Zaten hem 2'ye hem 5'e bölünecekse. İrdelemeye gerek yok. İrdelemeye, ya şöyle irdelese yine aynı kapıya çıkacak. Hani 5 ile bölünmesi için adamın sonunun ya 0 ya 5 olması gerekir. 2 ile bölünmesi için de çift olması gerekir. 5 olamaz. 5'i eledi demek ki sonu 0. Ya da direkt bakar 10 ile bölünüyorsa son rakamı 0'dır der bitirir. Bir de 10 ile bölümünden kalan nedir? Son rakamdır. Mesela 1453. 10 ile bölümünden kalan 3'tür. Yani 1 milyar 252 milyon 684 mesela. Mesela 4'tür. 4. Çok aradın mı dayı sayı? Evet. Doğru sayı. Doğru sayı. Son rakamı x'tir. 11 önemli bir kural. 11'de bir tane sayımız var. A, B, C, D. Sağdan başlayacağız. Evet. Üstüne artı, eksi, artı, eksi, artı. Bazı öğrencilerimiz sağdan ya da soldan fark eder mi diye sorular soruyorlar. Fark eder hem de çok fark eder. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Sonra artıları bir toplayacağız. Eksileri bir toplayacağız. Topunu birden toplayacağız. Bakacağız 11'in katıysa cevap 11'e bölünür diyeceğiz. Yani otomatikman fark alacağız aslında. Aynen. Yani artılardan eksileri evet. toplamak demek fark evet, almak fark. Anlamına gelir. Şimdi örneğini inceleyelim. Evet. 5, 2, 3, 4, 7, 1. Şimdi artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi koyduk. Evet. Artılara bakalım dayı. Artılar 1, 4, 2 değil mi? Evet. Eksiler de 7, 3, 5. Buraya yazdık. Artıları topladık 7 yaptı. Eksileri topladık 15 yaptı. Birbirinden farkı aldık eksi 8 yaptı. Ama şimdi şıklarda eksi 8 diye bir şey olmayacak. Bu zaten tam bölünmüyor. Biz de diyeceğiz ki dayı yardım et. Evet. Bizim dayımız burada 11. 10. Dayı 11'i bir eklediği zaman 3. çat diye cevabımız 3 tabii. olacak. Eksi olamaz çünkü. Tabii ki eksi olduğu an dayı yardım edecek. Evet. Dayıyı geçtiği an dayı bu sefer ondan alacak. Mesela bu toplamın sonucu 14 çıktı. 14 olmaz. Dayı ondan 11'i bir alacak. 3. 3 kalacak. Aldığı gibi vermeyi de bilecek. Dayı almasını, vermesini bildiği gibi almasını da bilir. Evet. Modüler aritmetikte ileride bunu söyleyeceğiz. Hatta dayı istediği yerden verir, istediği yerden de alır. Dayının dokunulmazlığı var. Var.
Buna baktığımız zaman dayı. Burada da yine sağdan sola doğru onu kullanalım. Evet. Artı, eksi, artı, eksi diye buraya yazdık. Artıları topladık. Koyduk. Artı eksileri olarak. De böyle yaptık. Evet, yaptık. Sonra ikisinin farkına baktık. 8. Burada dayının bir... Yapacağım bir şey yok. 8. 11'e bölünen kalan 8. Sayısının 11'e bölünen kalan 4 ise x'in alabileceği değerleri lütfen bulunuz demiş bize. Evet. Şimdi o zaman geliyoruz, artı eksi artı eksi muhabbetini yaptık. Artılar bir tarafta, eksiler bir tarafta. Ne güzel eksi parantezini alıyoruz, işimizi temiz yapıyoruz. Evet. Kalan 4 dediği için eşittir 4 dedik. Evet. Tam bölünüyor ise eşittir 0 diyeceğiz. Burayı bir toparladık, burası 6 yaptı, şurası 12 artı x. Eksi bir dağıtırsak 6 eksi 12 eksi x 4. Burası eksi 6 eksi x 4. X'i buraya, bunu buraya atarsak dayı x'e eksi 10 buluruz. Evet. Dayıya ihtiyacımız var mı? Var. Var. Dayıya 11'i bir versin. 1. Cevabımız da 1 olur. Demek ki x 1 olması gerekiyor. Alabileceği değerleri bulunuz. Sadece 1. 1 al. Şu kafasına bir 11 vursam 12 olur. 12 geçer. X nasıl 12 olsun? Olamaz. Çünkü rakamdır. 12'de bölebilme. Sence dayı 12'de bölebilme ne olabilir? Bence dayı 3 ve 4 bravo. Düşünülebilir. O düşünülecek sadece. 6 ile 2 düşünülemez. Birbirine yakın olanları düşünmemiz lazım. Değil. Aralarında asal. Aralarında asallığı düşünmemiz lazım. 6 ile 2 aralarında asal değil ama 4 ile 3 aralarında asal. O zaman hem 3'e hem 4'e bölünmelidir. Evet. İkisini de biliyoruz. 12 ile tam bölünüyorsa şimdi geleceğiz diyeceğiz ki kardeş sen hem 3 hem 4'e bölünüyorsun. Evet. Önce 4'ü araştırırız birbirler basalım. Aynen öyle dayı. Araştıralım o zaman. 4'e bölünmesi için bu adamın son rakamının 0 koysak 30 olmaz. 31 olmaz. 32 olur değil mi? Evet. 32 olursa bir de kafasına 4 vurup 36 olur. Evet. Yani 4, 3, x, 3, 2 ya da 4, 3, x, 3, 6. Son rakam ya 2'dir ya 6'dır. Evet. 4'ü hallettik. 4'ü hallettik. Sırada 3. 3 sıra rakamları toplamıydı. Evet. 7, 10, 12, 12 artı x. Şu anda dayı bu 12 tam bölünüyor mu içe? Bölünüyor. O zaman ürkütmeyelim. 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 0, 3, evet. 6 ve 9. 9. Buraya geliyorum. 4, 7, 10, 16. 16 artı x. Evet. 3'e bölünmesin 2 lazım bana. 2 2'yi koydum. Yanına 3 ekledim 5. 5. Yanına 3 ekledim 8. 8 elde edilir. Evet. Olay bu. Şuraya dikkat edelim. Tekrar söyleyelim şurayı. 4 ile bölünebilmesi için son 2 basamanın 4'e bölünmesi lazım. Orada da 0'ı koysak 30 olmadı. 31 olmadı. 32 4'e bölünüyor. Bir tanesini bulduğumuz zaman kafasına 4 vurup hemen diğer adamı söyleyebiliriz. Bir daha vurursak 10 olur olmaz. Fazla yaş. Evet. Dolayısıyla x'in çözüm kümesi 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9'dur. Evet. 15 ile bölünebilme. 3 ve 5. Bravo dayı. 3'ü de biliyoruz, 5'i de biliyoruz. O zaman 15'i bitiririz. Evet. 20 ile bölünebilme. 20 ile bölünebilme 4 ile 5. 4 ile 5. İkisini de yine biliyoruz. 30 ile bölünebilme. 5 ile 6. 5 ile 6 doğru. Ama ben dayı onu tercih etmiyorum. Evet. Ben 3 ile onu tercih ediyorum. Güzel bir o daha güzel. Evet. Neden? Çünkü parçalanıyor. Evet. 2 ve 3 diye. Aynen. Evet. 6'yı 2 ve 3 diye yapacağım ama 30'u 3 ve 10 dersem evet. Onu zaten biliyorum. Son rakamı 0. Evet. Direkt 3 ile bölünebilme. Evet. Ya olaya şöyle de bakabilirim. 30 ile bölünebilme. Bunun sonunda 0 var ya. Evet. Bu 0'ı direkt adamın sonuna yolluyorum. Kim kaldı dayı? 3. 3 ile bölünebilme. O zaman 30'u böyle düşünebilirim. Ama demişiz biz hem 3 hem de 10 ile bölünmeyi kullanırsak daha rahat olur diye bir uyarıda bulunmuşuz. 5 basamaklı sayı 5 ile bölündüğünde 3 kalanını veriyormuş. Güzel. 11 ile de kalansız bölünüyormuş. Bölebilen bir çift sayıymış. Buna göre x'in değeri kaçtır? Öncelikle dayı 5 ile bölündüğünde 3 kalanı veriyorsa ne demek istersin? Dayıcığım ya 3'tür ya 8'dir derim. Bravo. Ama orada bir ibare daha görüyorum. Bir çift sayıdır demiş. O zaman. 3'ü elimine eder 8'i ben oraya yerleştiririm. Bravo. Sonra artı eksileri koyarak şiir gibi sorumluluğa devam ederiz. Aynen dayı. Sonunun 8 olduğunu söyledin. Ya 3 ya 8. 3 tek olduğundan olmadı 8. Sırada da 11 ile kalansız bölünüyorsa artı eksi artı eksi muhabbetini yaparız. Artılar bir araya geldi. 4, x, 8. Eksiler de şöyle kalansız bölündü dediği için 0'ı söyledik. Burası 12 artı x, burası da eksi 10. Bundan bunu çıkarttık. 2 artı x eşittir 0, x eşittir eksi 2. Dayı yardım et. Dayı yardım et. Dayım 11'i bir eklesin 9. Ve x eşittir 9 olur. Evet. ABC'de 4 basamaklı sayısının 11 ile bölünen kalan 5 olduğuna göre DABC 4 basamaklı sayısı 11 ile bölünen kalanı bulunuz. Hoş bu soru. Evet. Hemen bildiğimiz şeyi yapalım. ABC'de artı eksi artı eksi muhabbetini yapalım. O zaman dayı B artı D eksi A eksi C değil mi? Evet. Bu 5'miş.
Bizden DABC istiyor. DABC artı eksi artı eksi muhabbetini yapalım. Onları yazalım. Artılar A artı C, eksi evet. B eksi D. Aradaki ilişkiyi bir gözlemler misin dayı? Tabii dayı. Ben şurayı eksi parantezine alırsam B artı D olur. Dayı sen resmin büyüğüne bak. Büyük resimler diyorsun. Büyük resme bak. Mesela burada B var, burada eksi B var. Burada D var, burada eksi D var. Burada eksi A, burada artı A. Burada eksi C, burada artı C. Eksiyle çarpılmış. Bitti. Hali. Eksi 5 deriz. Yani alt taraf, üst tarafın eksiyle çarpılmış evet. Hali. O zaman eksi 5 deriz. Eksi 5 deriz ve 11 ekler 6'yı buluruz. Bravo dayı. Yani eksi 5. Evet. Dayım da yardım eder ve cevap da 6 olur. Büyük resmi hissettiğimiz zaman zaten İş biter. Kesinlikle. Evet dayı, bu soruya bakalım. X büyüktür Y olmak üzere 3, 4, X, 7, Y 5 basamaklı sayısı 12 ile tam bölünüyor. Evet. Bu şartları sağlayan 5 basamaklı kaç doğal sayı yazılabilir diyor. 12 ile bölünebilme nedir dayı? Dayı 12 ile bölünebilme deyince ben 3 ve 4'ü düşünmek isterim. Aynen öyle, ben de onu düşünürüm dayı. O zaman hem 3 hem 4'e bölünecek. Bu sayımız 34, X, 7, Y. 4'e bölünebilme kuralını bir hatırlayalım. Son iki basamağı 4 ve 4'ün katı olacak. Çok iyi. Ben bu y yerine 2 yazarsam 72 4'e bölünür mü? Bölünür, 18 olur hatta. Bravo. O zaman ben y'yi 2 bulduysam kafasına 4 vurur ve y'nin diğer adamının da 6 olduğunu söylerim. Evet. O zaman sayımız 2 ve 6'dır. 34 x 7 2, 34 x 7 6. Şunu yüzeleyelim dayı olmazsa. Tamam. 4 ve kaç demiştik biz? 3 demiştik. O zaman 3, 4 daha 7, 7 daha 14, 2 daha 16. 16 artı x 3 olacak. Önce ben hemen 2'yi eklemem gerektiğini görürüm buradan. Sonra kafasına 3'ü vura vura gidelim. 2, 5, 8. Evet. Aynı şekilde bunu da irdele dayı. Burayı da irdelersek dayı toplarız bu rakamlarımızı. 7, 7, 14, 6 daha 20 yapar. 20 artı x. X yerine 1 geleceğini görürüm. Daha sonra 3 ekleyip 4, ona da 3 ekleyip 7 olduğunu bulurum. Evet. Ve y değerimiz de var burada ve orada bir şartname var. X y'den büyük olmak zorundadır diyor. Bizim bulduklarımız şu 2, 5, 8, x'ti. Evet. Y'si de 2'ydi. Yani 2, 2, 5, 2 ve 8, 2. Evet. Orada da yazdığımızda 1, y'si 6, 6, 4, 6, 7, 6 diye. X y'den büyük olmak şartıyla bu olmaz, bu ikisi olur. Olur. Bu olmaz, bu da olmaz, bu olur. Evet. O zaman 3 tane mi olur dayı? 5, 2, 8, 2, 7, 6. Bunlar x, bunlar y. Evet. Dolayısıyla 3 tane sayı yazabiliriz. 5 basamaklı sayısı 45 ile tam bölünebildiğine göre x'in alabileceği değerlerin toplamını bulunuz demiş. Dayı bu soruya müdahale edebilir miyim? Tabii ki dayı. Sayımız 45 ile tam bölünebildiğine göre ben 5 ve 9'u düşünürüm burada. 5 ile bölünme şartımız zaten birler basamağı 0 veya 5 olacaktı. Hemen onu irdelerim aşağı çekip. 9 ve 5 ile bölünmesi gerekir. 5 ile tam bölünebilmesi için y 0 veya 5 olacak. Şimdi hem 0 için hem de 5 için ayrı ayrı inceler 9 durumuna bakarım. Burayı inceleyelim dayı. Topladık rakamlarını. Son basamağı 0 iken x artı 9 ürkütmeye gerek yok diyoruz. Evet. 0 olur ve 9 olur. Ama sayımız 5 basamaklı olduğu için ve x de başta olduğu için 0 gelemez. O zaman 4 basamaklı bir sayı olur. Bu ipten 9 gelir buraya. Diğer sayımızı incelersek topladık rakamlar x artı 14. 9 ile bölünebilmesi için 4 eksiğimiz var. 4 olur. 9'u bir daha vurmayız. 2 basamaklı bir sayı olmaz. X değerimiz 4, 9 var. Neyi soruyorum? Toplamına 9, 4 daha 13. Bravo. Olarak bulmuş. Sayısı aşağıdakilerden hangisi tam bölünemez demiş. Şimdi faktöriyel konusunda da göreceğiz. 12 faktöriyel, 13 faktöriyel, 14 faktöriyel. Biz burada en gariban 12 faktöriyel olduğu için 12 faktöriyele göre düzenleyelim. O zaman 12 faktöriyele dokunmadık. Bu adamı 13 çarpı 12 faktöriyel yazdık. Evet. 14 faktöriyeli de 14 çarpı 13 çarpı 12 faktöriyel dedik. 12 faktöriyel parantezini alırsak gördüğün gibi evet. Dayı. Bunu çektiğimizde geriye 1 kalır. Bunu çektiğimizde geriye 13 kalır. Bunu çektiğimizde geriye 14 çarpı 13 kalır. Evet. Burayı biraz düzenlersek 12 faktöriyel çarpı 1 13 daha 14 artı 182. Burası da 12 faktöriyel çarpı 196. Bununla bunun toplamı olur. Evet. Şimdi artık inceleyeceğiz. A şıkkından başlayalım diyeceğim ama E şıkkından başlamışız. 16'ya bölünür mü bölünmez mi? Şimdi 12 faktöriyel sayısını düşündüğün zaman 12'den 1'e kadar olan sayılar çarpımıdır. 8'de 2 var. Işte. 8'de var, 2'de var. Çarpımlar 16 olacağından bizim sayımız 16'ya bölünmüş. 8 tabii, 2 bölünmüş. 35. İçinde 7 ile 5 var 12 faktöriyelin. Evet. Dolayısıyla 35'i de bölünür. 27, 9 ile 3 var. Ona da bölünür. 144, 12 ile
12 var dayı. Evet, olabilir. Ama 170'e bölmesi için bu adamın 17 çarpı 10 olması lazım. 12 faktöriyelin içerisinde 17 yok. E burada da 17 yok. Dolayısıyla 170 sayısına maalesef bölünemez deriz. 5, 4, x, 2'ye sayısının 15 ile bölümünden kalan 12'dir. Dayı şu ana kadar işte 15 ile tam bölünür. 45'e tam bölünür. 12'ye tam bölünür. Bunları gördük. İlk defa büyük bir bölümde kalanla karşılaşıyoruz. Evet. Biz de bu modele kafası kalın diyeceğiz. X'in alabileceği değerler toplamını bulunuz demiş. Şimdi sorumuza tekrar hatırlayalım. 15 ile bölümünden kalan 12'ymiş. Şimdi sayımız bu. Bir tane adam görüyoruz. Evet. Kafasında 12 vardı. Zaten bu da 12'yi işaret ediyor. Evet. 15 ile bölünebilme olduğu için ellere 3 ve 5'i koyacağız. Eğer 30 ile bölünebilme olsaydı ellere 3 ile 10'u koyacaktık. Şimdi buradan beyin uyarıtılar yolluyor. Beni 3'e böl, beni 3'e böl. Evet. 12 ile bölünebilme. 3'e böldüğün zaman dayı kalan 0'dır. Beni 3'e böl, beni 3'e böl. 12'yi 5'e böldüğümde ise kalan 2'dir değil mi? Beni 5'e böl, beni 5'e böl diyor ve kalan 2. Şimdi o zaman baktığımız zaman elimizde iki tane bilgi var. Biri 3 ile tam bölünüyor, biri de 5 ile bölümden kalan 2. Çok iyi bildiğimiz bir şey vardı. 5 ile bölümden kalan 2 ise adamın sonu ya 2'dir ya 7'dir. Ya da 7'dir. O zaman hemen gösterelim. Ya 2'dir ya 7'dir. Bu adamın sonuna ya 2'yi koyacağız ya 7'yi koyacağız. 5 evet. ile tam, 5 ile bölümden 2 kalanı hallettik. Sıra şurada. 3 ile bölümünden 0 kalanını vermesi. Evet. Yani 3'e tam bölünmesi lazım. Rakamlarını topladık. 5, 4, 2, 2. Toplayınca 13 artı x. Ne lazım? Bana buradan 2 lazım. 2 lazım. Hemen 2'yi bulduk. Vur kafasına 5. 5. Vur kafasına 8. 8. 2, 5, 8. Evet. Öbür tarafa geçiyorum dayı. Burayı toparlıyorum hemen. 18 artı x. Evet. Ürkütmeyek değil mi da? Gerek yok. Zaten 0. 3'e bölünüyor. Evet. X 0 olur. Vur kafaya 3. Olur. Vur kafaya 6. Bir daha vur 9. 9. O zaman x'in alacağı değerler de 0, 3, 6, 9 olur. Evet. Buradan da 2, 5, 8. Toplamı da 2, 5, 8, 0, 3, 6, 9 olmak üzere 33 olur. Evet. Kafası kalın modeli bu. Yani dayı ben bu modelden anladığım mesela bu soruda 15 ile bölümünden kalan 12. Bunu direkt tahmin etmemiz çok zor. Zor. Elimde bir tane bilgi var ama ben o bir bilgiyi kullanarak iki tane daha iyi bildiğim şey elde ediyorum. Evet. Bunda kafası kalın, kafaya kalını yazıyoruz. Herhalde kalın dememiz de neden o galiba. Evet. Yoksa kimseyle bir şeyimiz yok. Kafaya kalını yazıyoruz. Ve 12 idi burada kalan. 15'in bölümleri de 3 ve 5 olduğu için bizim için ideal olan 12'yi 3'e bölümde 0 kalır, 5'e bölümde 2 kalır gibi 2 tane bilgi elde ediyoruz. Aynen öyle dayım. Şimdi bu soru üzerinde de incelemeyi daha da iyi gösterelim. 18x 5'e 30 ile tam bölünüyormuş. Şey, tam bölündüğünde 17 kalanı veriyor. Cümle de çok garip bir. 30 ile tam bölündüğünde. Nasıl tam bölünüyor o zaman? Yani 30 ile bölündüğünde 17 kalanı vermesi evet. lazım. Buna göre 18x 5'in sayısının en büyük değeri. Şimdi dayı, kafası kalın. Evet. Kafası kalın, kafası kalın diye diye kafaya kalanı yazıyoruz. Evet. Kalanımız gördüğün gibi 17. 17'yi koyduk. 30 ile bölünebilme olduğu için hem 3 hem de 10 olacağından ellere birine 3, birine 10'u yazdık. Evet. Beni böl, beni böl, beni böl diye beyin uyarıtıları yolluyor. Evet. 17'yi 3'e böldük, kalan 2. 17'yi 10'a böldük, kalan 7. Evet. Önce bu taraf çıktı ama neyse. 17'yi 10'a böldüğümde kalan 7. 17'yi 3'e böldüğümde kalan 2. Hayır, o zaman hemen ben yerini 7 olduruyorum. Aynen. 10 ile bölümünde madem ki kalan 7'dir, adamın sonu çat 7. Evet, 7 geldik, 7'yi koyduk. Evet. Gerisi de diyor ki, 3 ile bölümünden kalan 2'dir. İyi. Ben de hemen 3'ün kuralı rakamlarını topluyorum. Toplayınca 21 artı x. Şu anda bu tam bölünüyor. Evet. Ama ben tam bölünmesini istemiyorum. Ben 3 ile bölümünden 2 kalanı vermesini istiyorum. O zaman ben bunu görmem. Zaten tam bölünüyor. Evet. X'e 2 dersem işimi bitiririm. Evet. Kafasına 3 vururum 5. Kafasına vururum 8. Evet. X'in alabileceği değerler 2, 5, 8'dir. En büyük değer de 8'dir. En yazarım bir der oraya. Bitti. Burada senden alalım dayı. Tabii ki dayıcığım. 3 basamaklı A, 4, B sayısı 90 ile bölümünden kalan 8 olduğuna göre A kaçtır? Kafası yani, kalın mı? Kafası kalın dayı. 90 ile bölünüyor. Çok evet. Büyük bir sayı. Hemen buraya modelimi yazarım. Kafaya kalanı yazarım. Kalan 8'miş. Ve 90, 9 ve 10'u düşünelim. Bravo. 10 ile bölümünden kalan 8 olacak bunun. Çünkü küçük zaten. Küçük, bu da zaten 8 olacak. Çünkü yine aynı şekilde 8-9'a bölümde kalan 8. Yani bu adam zaten bu ellerden küçükse direkt geçiyor. Direkt geçiyor. Burası zaten
8. O zaman B'nin hemen 8 olduğunu bulurum. Çünkü benim bu sayımın 10 ile bölümünden kalan 8'miş. Ben bu bilgiye eriştim. Evet. B 8. Şimdi bana A gerekiyor. Bunun da 8 ile bölümünden, 9 ile bölümünden kalan 8 olacağına göre 8, 4 daha 12. Bana şu anda 9 ile bölümünden kalan 3'tür bunun. Evet. 3'tür. 5 lazım bana. Bravo. Oradan da cevabımı 5 bulurum. 5 buluruz. Evet. Çünkü şurada da sen değişik düşündün, güzel düşündün. 12 zaten 9'a bölümde 3 kalanı verir. 8 kalanı vermesi için 5 lazım dedin ve buraya 5 dedin. Şöyle de yapabilirdik. Yani derdik ki 9'a 8'in toplamı 17. Buranın 17 olması için 5 olması lazım da evet, diyebilirdik. Evet. Güzel. X büyük eşit Y olmak üzere 3 basamaklı X 7 Y doğal sayısının 4 ile bölümünden kalan 1'dir. Bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Şimdi dayı, 4 ile bölümünden kalan 1 ise, buraya geliyorum, kardeş diyorum, sana 0 koysam sen bir defa 2 kalanını verirsin, 70'i 4'e bölsem. Sana 1 desem 3 kalanını verirsin, sana 2 desem tam bölünürsün, sana 3 desem 1 kalanını verirsin. Çünkü 70'i 4'e böldüğümde kalan 1'dir. Evet. 3'ü buldum ya, hemen kafasına bir 4 vururum, bir de 7. Demek ki Y 3 ve 7 olacak. İki ihtimali ayrı ayrı değerlendiririm. Evet. Birinci ihtimale giderim. Sorunun devamında bana bu sayı 3 ile tam bölünüyor diyor. 3'ün kuralı zaten rakamları toplamıydı. Yani. 7, 3 daha 10, 10 artı x. Kardeş sen 3'e bölünmen için x'e 2 demem lazım. 2'yi verdiğim an 12 olur, tam bölünür. Kafasına da 3, 3 vururum. Yani 2, 5, 8. Bir tanesini buldum, gerisi kolay zaten. 3, 3 vurma. Buraya geldim. Şimdi burada hatta ihtimalleri de değerlendir diyor. Ben x'i 2 bulmuştum, y 3'tü değil mi dayı? Evet. O zaman 2, 3, 5, 3 ve 8, 3. Çünkü bunlar x'ler zaten. Yanlarına da y'leri yazdım. X, y'den büyük dediği için bu bir defa olmaz. Buradan x, y'den büyük, x, y'den büyük. Buraya geçelim. X, 7, 7. Topladım x artı 14. 3 ile bölünebilmesi için bana 1 lazım. 1. 1'i bulduktan sonra kafasına 3, 3 vururum. 1, 4, 7. Evet. Şimdi bunun y'si 7 olduğundan 1, 7, 4, 7 ve 7, 7. Değil mi? Evet. X'ler zaten 1, 4, 7, y'ler de 7, 7, 7. Evet. Buradan da x, y'den büyük olmak zorundaydı. Bura elendi, bura elendi. Bu oldu çünkü eşitlikte var. O zaman 3 tane ihtimalin var. X'in alabileceği değerler toplamını soruyor. X'in alacağı değerler 5, 8 ve 7'dir. Biz de bunları hemen toplarız. Cevabımız da 20 olur. X2, Y3, 4 basamak sayısı 19 ile bölündüğünde 5 kalanı vermektedir. Biz 19'un kuralını gördük mü? Görmedik. 19'u görmedik çünkü 19 asal sayı. Bilmiyorum ben 19'un ne olduğunu. Devam ediyorum. Buna göre X5, Y8, 4 basamaklı sayısının 19 ile bölümünden kalan kaçtır? Dayı bana şöyle bir hissiyat geliyor, x diye aynı basamak. Aynı yerdeler. Bir değişiklik olmuş buradan buraya. Aynen, aynen onu göstereceğiz dayı. 19, 19. Özse bu soruyu sormuştur. Benzer rakamları değiştirerek sormuştur. Şimdi dediğin gibi 2'den 5'e 3 artmış. Mekan olarak yüzler basamağı olduğundan sayımız 360'tır. Evet. Sonra dayı 3'ten 8'e 5 artmış. Birler basamağı olduğu için de zaten yine 5 artmıştır. O zaman sağdaki sayımız soldaki sayımızdan 305 fazladır değil mi? Evet. Kalan 5 ise o zaman bunun kalanına 305 ekleyip 310 diyeceğiz. Bölmeye devam edeceğiz. Ve diyeceğiz ki küçük küçüklüğüne büyük büyüklüğüne bilecek. Burada biraz bu denge 310, değişmiş. Tabii denge değişmiş. 310 olmaz. O zaman ben gidip 310 19'a kenarda böleceğim. Kalanı da 6 bulacağım. Çok hoş bir soru. Mekanlar aynı, ne kadar artmış, ne kadar azalmış, bunu tespit ederek sorumuzu rahatlıkla çözebiliriz. X bir pozitif tam sayıdır diyor. A'nın en büyük değeri kaçtır? Yine küçük küçüklüğünü, büyük büyüklüğünü bilecek. Evet. Sloganımız da geldi. O zaman 2x eksi 5 küçüktür, x artı 1 diyeceğiz. X'i buraya yolladık, eksi 5'i buraya yolladık, x küçüktür 6. En fazla x kaç olur diye? 5. O zaman biz de geliyoruz, diyoruz ki 5'i koyarsak buraya 6 olur, 5'i koyarsak buraya 2 olur, 5'i koyarsak 5 olur. A eşittir 6 çarpı 2 artı 5. Burada görüldüğü gibi A da buradan 17 çıkar. Basit evet, bir soruydu. 3 basamaklı x'ye 6 doğal sayısı 12 ile tam bölünebilmektedir. X'ye'den küçük olduğuna göre bu şartlar uygun kaç farklı x'ye 6 sayısı yazılabilir? Dayı burada 12 kim ve kim dayı? 3 ve 4'ü değerlendirir.
Evet. Üçün kuralını bir hatırlayalım. Üçün kuralı rakamların toplamı 3 veya 3'ün katı olacaktı. Dördün kuralı. Kuralda son 2 rakamına bakacaktım. 4'ün katı olacaktı. Evet. Şimdi burada ben önce son 2 rakamına bakmayı tercih ederim. Tabii ki 4'ü yapalım değil mi? 4'ü yapalım. Çünkü 3 hepsine sesleniyor ama 2 tane bilinmeyen var. Evet. O zaman da dediğini yapalım. Son rakam 6. Buraya ben 0'ı koysam 0-6 4'e bölünür mü? Bölünmez. 16 bölünür mü? Güzel bölünür. Bölünür. O zaman dayı, şimdi ben buraya 1'i koydum ya, hatta geri alayım. 16 oldu ya. Evet. Biz normalde 4 ile bölünebilmede bilinmeyen bir yanda olsaydı kafasına 4-4 vururuz birler basamağında. Evet. Ama bilinmeyen onlar basamağındaysa kafasına 2-2 vururuz. Evet. Bu çok tehlikeli bir bilgi. O zaman ben 1'i bulduysam kafasına 2 vurdum 3, 2 vurdum 5, 2 vurdum 7, 2 vurdum 9. Göz ucuyla da kontrol ederiz bu bilgiyi. Tabii. 16, evet. 36. Evet. 36 bölünüyor. 56. İşte 56, 76, 96 bunlar hepsi bölünüyor. Evet. O zaman buradan arkadaşlara seslenelim. 4 ile bölünebilmede bilinmeyen birler basamağındaysa kafasına 4-4 vurulur. Bilinmeyen onlar basamağındaysa kafasına 2-2 vurulur diyelim. Şimdi bu ihtimalleri görelim. X1-6, X3-6, X5-6, X7-6, X9-6. Soru biraz uzun bir soru. Evet. 4 ile işim bitti. Sırada 3 ile bölünebilme. 3'ün kuralı rakamları toplama. 6 bir daha? 7. 7. Ne lazım dayı? 2 lazım. 2 lazım. Sonra da 5 lazım, 8 lazım. Evet. 6, 3 daha 9. Ürküt mü ilk? 0. 0, 3, 6, 9. 0 da yazamayacağımız için. Evet. 3, 6, 9. Değil mi? Evet. Birazdan eleyeceğiz onu. Buraya geldik. 5, 6 daha 11. 1 lazımdı. Bir. Kafasına vurduk. 4, 7. Buraya geldik. 13. 2 lazımdı. Evet. 2, 5, 8. Buraya geldik. 9 gitti. 6 gitti. 0, 3, 6, 9. Bu sayıları yazdık. Şimdi soru bana diyor ki X, Y'den küçük olacak. X, Y'den küçük olacak. Burası buradan küçük olacak diyor. Bir defa 2 olur mu dayı? 2 olmaz. Yani 1 ise bunlar hiçbir olmaz. Olmaz hiç. Değil mi? Olmadığı yerde 5, 8 hiç olmaz. Burada Y 3 olduğu için 0 zaten başa gelemeyeceğinden evet. Elendi. X, Y'den küçük değil. Bu da elendi. Bu 6, bu da 9. Bunlar, bunlar da elendi. X, Y'den küçük. Evet. Evet. X, Y'den küçük. 7, 5'ten küçük olmadığı için elendi. Olmadı. 2, 7'den küçük, 5, 7'den küçük, 8, 7'den küçük olmadığı için elendi. 0 başa gelmediği için elendi. 9 zaten 9'dan küçük olmadığı için elendi. Evet. O zaman da kalan adamları gördüğün gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane adamımız varmış gördüğün evet. Gibi. 6 tane bu şartlara uygun sayı yazabilirmişiz. Evet. Tanesi 15 TL olan gömleklerden belli bir miktar alan Ahmet, hesabı ödemeye gittiğinde üzerinde 5.3 nokta şeklinde bir fiş almıştır. 5.3 nokta. Silik çıkmış. Silik çıkmış. Buna göre en fazla kaç gömlek almıştır? ÖSS'nin sormuş olduğu çok güzel sorulardan bir tanesi. Evet. Adam sana gelip de 15'in kuralını sormuyorum ben diyor. Evet. Ben sana diyor 15 TL'lik gömlekler aldırırım. Sen düşün 15 ile bölünür. 15'e bölünüp bölünmeyeceğine bu iş. Önemli bir soru. O zaman biz de diyoruz ki 5, 2, o nokta olan yerlerin birine x, birine y dedik. 5, x, 3, y. Madem ki gömlekler 15'er lira, a tane gömlek alsa 15'in katı olacak. Evet. Demek ki bu fiş, bu fiyat 15'e bölmesi lazım. Evet. Hem 3'e hem 5'e bölmesi lazım. 5'e bölmesinin son rakamının 0 ya da 5 olması lazım. Ama en fazla gömlek diyor bize. Biz bilmiyoruz. Evet. Sonra 0 ya da 5'e koyup x ona göre değişebilir. Evet. Biz iki ihtimalle incelememiz evet. Lazım. O zaman geliyoruz diyoruz ki sonu ya 0'dır ya 5. 5 ile bölünebilme bitti. 3 ile bölünebilme. 5, 3 daha 8. 1, 4, 7 lazım. En büyükte araştıracağız. Buraya geliyoruz şimdi. 5, 8, 5 daha 13, 2, 5, 8. Şimdi dayı bak bakalım. Buradaki en büyük sayı 5730. Buradaki en büyük sayı 5835. Demek ki x'in 8 olması gerekiyor. Evet. Y'nin de 5 olması gerekiyor. O zaman en fazla para 5835'te verildiyse 15'e bölerim kaç tane gömlek olduğunu bulurum. Güzel. 389 tane gömlek alınmış. Kesinlikle çok güzel bir soru. Evet. Burada var mı dayı? Ekleyeceğim bir şey? Dayı tebrik ediyoruz bu soruyu hazırlayan. Yani ÖSS'ye tebrik ediyoruz. Evet. Burada bölme bölünebilme kuralları da bitmiş bulunuyor. Evet. Arkadaşlarımızın bunlarla ilgili bol bol soru çözmeleri gerekiyor. Tabii olaylara da biraz daha farklı bakış açısı getirmeleri gerekiyor. Evet. Hayırlı olsun.